Selamun aleyküm. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çayımız hazır mı? Çekirdekleri aldık. Harika bir yayın başlıyor. Koltuğa yayılın kardeş. Fakir geldi. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Efendim MHP'nin elindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün kaybetti. Kaybeder kaybetmez dosyalar mosyalar yok edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra Manisa'da seçimi kaybettikten bir gün sonra belediyeye gelen belediye eski belediye başkanı efendim apar topar belediyenin hesabından 430 milyon ve 130 milyon iki farklı parayı başka hesaplara aktarmaya çalışıyor. Aktarmak istemeyen elemanları kovuyor. Yerlerine yenilerini getiriyor. Gelenler de ben bu işi yapamam, ben bu riske giremem, göt ister, o göt bizde yok deyince ortada dıppız gibi kalıyor arkadaşlar. Tabii ki bu Manisa'da 100 yılın yolsuzluk operasyonu, tabii yolsuzluk dosyaları, çökülen şirketler, daha neler neler. Bunlarla ilgili gazeteci Muhammed Vefa olması lazım bu iddialarda bulunuyor. 100 yılın yolsuzluk dosyaları geliyor diyor. Daha neler duyacağız arkadaşlar? Pazartesi sabahından itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde olağanüstü bir hareketlilik var. 5 yıldır sayılı bir şekilde görevinde olan belediye başkanı sabah saat 10.30'da belediyeye geldi. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında bulunan paraları başka değil kişilere bir şekilde ödeme yapmak istiyor. Ve bu ödeme yapmak istediğinde öncelikle maskeye 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de 480 milyon TL karşı tarafa ödeme yapmak istiyor. Ve bu ödemeye imza atmak istemeyen öncelikle Mali İşler Daire Başkanı bu ödemeye imza atmak istemedi. Kendisine dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonraki muhasebede çalışan arkadaşlar bu ödemeye imza atmak istemediler. Kendilerine tekrardan dik duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun sonrasında Cengiz Ergün bu kişileri çağırdı ve görevlerinden aldı. Daha sonra bu görevi 4 farklı kişiye daha tebliğ etti. O 4 kişi de bu belgeye imza atmak istemedi. Onlara da duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Başka bir çıkar yol bulamayınca genel sekreter yardımcısını mali işlere atama yapmak istedi. Dün akşam itibariyle o kişiye imza attıracaktı. O kişi ilk başta bunu kabul etti ama bunun yasal sorumluluğunu görünce o da imza atmak istemedi. Ve bugün sabah itibariyle de muhasebe bölümündeki hiçbir arkadaşım bugün işe gelmeyerek de Cengiz Ergün'ün bu usulsüz işlemine ortak olmak istemediler. Adamların kalesi gitti bakın. Üsküdar'ı kaybettiler. Tuzla'yı kaybettiler. İstanbul'da Üsküdar'ı kaybetmek ne demek AKP'nin biliyor musunuz? Ya bu adamlar bitmiş artık. Şimdi doğudan bir planlı bir kaos çıkarma. Resmen adamların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hakkari'de ya polisin önünde ne olduğu belirsiz adamlar sivil vatandaşa ellerinde keleşlerle sivillere ateş ediyorlar. Yani Hakkari AKP'li belediye başkanının plazası mı varmış, neyi varmış? O plazaya ateş ediliyor. Onlar da onlara ateş ediyor. Kimin kime ateş ettiği belli değil. 80'lere geri döndürme ve buradan OHAL ilan edip ülkeyi yönetme. Ulan bitmiş. Ölmüş adamı diriltmeye çalışıyorsunuz. Yapmayın. İstanbul Gazi Osman Paşa'da, Esenler'de, buralarda insanların sokağa çıktığına dair videolar sosyal medyada geziyor. Bunlar kim? Kimin adamları belli değil. Yapmayın böyle şeyler. Adamın ekmeğine yağ sürmeyin. Adamlar zaten bitti. Adamların tek derdi böyle yolsuzluk dosyaları ortaya çıkmasın. Bu yolsuzluk dosyaları AKP'nin diğer belediyelerinde de ortaya çıkarsa öndeki seçimi kazanamaz. Zaten 4 sene götüremeyecek. Sandığa gitmek zorunda kalacak. Onu da kazanamaz. Bunlar ortaya çıkmasın diye adam zaten kendini parçalıyor. Sen de gidiyorsun adamın ekmeğine yağ sürüyorsun. Ne oldu? Gazi Osman Paşa'da sokağa çıkıp bağırdığında, tencere tava çaldığında ne oldu? Ha? Kimin ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun? Esenler'de veya diğer yerlerde ne oldu yani? Hakkari'de, Van'da ne oldu?
Belediye başkanı gidiyor Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmeye. İtiraz etme hakkı var. Polis etrafını çevirmiş. İzin vermiyor. İtiraza gitmesine izin vermiyor. İtiraz etmesine izin vermiyorlar. Yani gelinen noktaya bakıyor musun ya? Apartmanlara biber gazı sıkılıyor. Ondan sonra sosyal medyaya bir video düşmüş. Toma bize işte Toma'ya molotof attılar. Kim attı? Terör örgütleri. Bilmem şunlar, bilmem bunlar. Zaten hep böyle oluyor. Hep terör örgütü olan. Madem terör örgütleri devlet olarak sen uyuyor muydun? Ha? Seçimden önce bunlar terör örgütü değildi. Sivil halktı. Seçimle beraber mi? Kaybedince mi terör örgütü oldu? İşte aynı kafa. Aynı kafa. Ha Twitter'da, X'de, orada burada kendi seçmenine, sandığa gitmeyene veya oy vermeyene ahlaksız, şerefsiz diyenler. Ha da seçimden sonra kaybettiklerinde vatandaşları terörist ilan edenler. Sen askeri indir sokağa, polisi indir sokağa, millet oy vermiş, ellerinden al. Benim adamım kazanmadıysa hiç kimsenin yaşamaya hakkı yoktur gibi. Ya benimsin ya kara toprağım hesabı yap. Ondan sonra halk tepki gösterdiği zaman da bunlar terörist. Tabii. Siz nesiniz oğlum? Siz nesiniz? Madem bunlar terörist, siz nesiniz? Ya. Birazcık uyanık olalım. Yapmayın böyle şeyler. Saçma sapan işlere giriyorsunuz. Tamam. Şu an sizin aranızda AKP'li olup, AKP'yi destekleyip, derin devletin yetiştirdiği, ne yediği belirsiz ajanlar olabilir. Tamam. Bunların yapacağı en ufak saçma sapan hareketler, birinin kayyum atamasına, birinin o hal ilan etmesine, birinin oh istediğim ortam oluştu artık istediğim gibi atımı oynatabilirim demesine sebep olabilir. Biraz akıllı olmak gerekmiyor mu? Arkadaşlar. Efendim seçimde ağır yenilgi alan Erdoğan. Herkes bunun hesabını verecek dedi. Tabii ki kendisini de cezalandırıyor. Halkından uzak kalmıştı. 1200 odalı sarayından çıkmıyordu. Arada bir Üsküdar'a gider iken simitçiye uğruyordu. Simidini alıyor devam ediyordu. Şimdi seçimi kaybettiler. Durum o kadar kötü ki 80 küsür 70 miydi? 80 la bunun yaşı kaçtı bilmiyorum neyse. Bu yaştaki adamı artık sokağa çıkardılar. Halkın arasına kattılar. Halkla beraber yürüyor. Kafeye gidiyor gençlerle oturuyor. Gençmiş gibi davranıyor. Kendini genç gösteriyor. Hani bir fabrikaya girmek istersin de işte mülakatta sana yaşlı muamelesi yaparlar da hayır ben gencim dersin falan genç takılmaya ona göre giyinmeye çalışırsın ya. Aynen öyle. Etrafındaki gençlere bakıyorsun hepsi AKP tabanından gelme belli. Kendi adamlarını yığmışlar o kafeyi doldurmuşlar Erdoğan oraya gelecek. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim. Adamsın adam. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sanki hiç böyle sokakta yürürken ya şu kafeye girelim mi falan. Giriyorlar, orada da gençler var. Aa gençler, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? İyi ya ne olsun ya, Cumhurbaşkanı olarak çıktın yere gezdiler. Hava da çok güzel. Buyurmaz mısın efendim, buyurun. Neyi var menüde, ne var? Çay mı içersiniz efendim, bu gavur kahvelerinden. Ulan biz Türk'üz. Müslüman Osmanlı Türk kahvesi. 40 yıl falan. Yani iş işten geçti artık reis. Geçti. Geçti artık. Yani bunu zamanında yapacaktın. Halktan uzaklaştın, koptun. Artık olmaz. Zor. Bu yama dikiş tutmaz. Allah'u ekber. Efendim AKP'de seçimin faturası kime kesilecek? Erdoğan kimin osuruğunu kor düğüm edecek? Herkes dört gözle bunu bekliyor. Seçimi kaybettiler. O gece Twitter'da direkt gündeme Özlem Zengin geldi. Hatırlarsınız. Ratatatatah. Yas yas. Kıyy diyen mecliste AKP'li milletvekillerini sanki koyunları güden bir çoban gibi böyle götüren kadın var ya. Ha siz bundan hatırlamazsınız. Çıplak aramadan hatırlayabilirsiniz. Hani cezaevinde kadınların çıplak aramasıyla ilgili bunu savunan bu arkadaş var ya. Bu arkadaş o arkadaş. Başörtüsü bir de kapalı bir kadın. Olmazsa olmaz. Burası çok daha önemli. Böyle bir bacımız bizim. Milleti temsil ediyor sonuçta. Şimdi
Troller sosyal medyadan Özlem Zengin'e yükleniyor. Faturayı Özlem Zengin gibi AKP'nin içerisinde hiçbir işe yaramayan, aksine bir de AKP'ye oy kaybettiren, tutum ve davranışlarıyla insanları AKP'den uzaklaştıran, bunlardan bizim kurtulmamız lazım diyorlar. Bu tarz paylaşımlar var sosyal medyada ve 3 gündür, 4 gündür bu devam ediyor. Şimdi biz bunu iki şekilde düşünebiliriz. Biz, AKP içerisinde temizlik var. Temizlikte tabii ki gidecek olanlar korkuyor, panik içerisinde, okları kendi üzerinden başkalarının üzerine çekmek için ortaya birilerini atıyorlar. Ve bunu da troller vasıtasıyla yapıyorlar. Diğer türlü düşündüğünde de Erdoğan kimlerin gideceğine tam karar veremedi. 6 bakanın adı konuşuluyor ama bu bakanların yanında da parti içerisinde hiçbir işe yaramayan, kurtulmak istediği kişilerin olduğu konuşuluyor sosyal medyada. Bunlardan da kurtulmak için böyle bir sosyal medya çalışması ve gelen tepkilere göre 3 gündür 4 gündür Twitter'da, yani X'te Özlem Zengin TT oranında ilk 10'a giriyor arkadaşlar. Bazen 8, bazen 9, bazen 3. Sürekli dönüyor bu. Yani yakında Özlem Zengin'in ipini çekebilirler. AKP ile bağını koparabilirler. Nasıl olur orasını bilmiyorum. Ama Özlem Zengin bir anda böyle ortaya çıktıysa AKP içerisinde büyük bir hesaplaşma yakında bizi bekliyor. Çekirdeklerinizi zulalayın. 5 kiloluk 10 kiloluk çayları alın, kenara koyun. Yani çayın dışında artık paranız varsa içkinizi de alıp kenara koyabilirsiniz. Tamam mı? Çok eğlenecek. Çok eğlenecek. Öyle böyle eğlenmeyecek. Tabii bunun yanı sıra Adana olması lazım. Muhtarlık kavgası. Muhtarlık kavgasında polis araya giriyor. Haber de öyle yazıyor. Belki de seçim de olabilir. Bilmiyorum. Belediye de olabilir. Çarşaflı bir kadın. Ayırmak istiyor. Tam o sırada polis çarşaflı kadının karnına, kadın hamileymiş, jopla vuruyor. Kadını hastaneye kaldırmışlar. Şimdi sosyal medyada şöyle bir algı var. Bakın görüyorsunuz. CHP geldi, gelir gelmez polis çarşaflı bacılarımıza vurmaya başladı. Arkadaşlar, birincisi şu. Senin, o belediyeler senin elindeyken Furkan Vakfı, Alparslan Kuytul, onun hanımı ve etrafındaki kadınlar Adana'da polis tarafından joplanmıştı. Tamam? Polis tarafından joplanmıştı. Sokak ortasında polis neler yapmıştı? Biz onun haberini yaptık. Belediyeler sizin elinizdeydi. Tamam? Belediyeler sizin elinizdeydi. Böyle bir algı yapmaya çalışıyorlar. Buradan şunu düşünüyorum. Polis bunların polisi. Asker bunların askeri. Tamam? Polis ve asker yoluyla halka bu tarz şeyler yapıp algı çalışması yapabilirler. Halka bunları yapıp, joplayıp halkı, medyaya bunları yansıtıp, CHP geldi belediyeleri aldı, polis jopluyor, mopluyor, bu tarz şeyler yapabilirler. Abi halk bu kadar salak mı? Hayır, halk salak değil. Ama halk hala makarna yiyor. Makarnaya baktı. Makarna da biliyorsunuz, sadece karbonhidrat yersen düşünemezsin. Düşünemeyen bir kitle ve bu kadar medya kuruluşunu elinde bulunduran AK Parti buradan yürüyebilir. Ben hep diyorum, ne polis ne asker. Bunların hepsini ben AKP'nin elemanları olarak görüyorum. AKP'nin parti polisleri, parti askerleri olarak görüyorum. Hani 15 Temmuz sonrasında artık sistem değişti ve bu sistemde gelen polisler, gelen askerler nasıl geldi, nasıl girdi? Liyakat nedir? Bunların hepsini bir düşünmemiz lazım. Onun için de diyorum ki ne polise ne de askere, hiçbirisine yakınlaşmayacaksın. Hiçbirisiyle samimi olmayacaksın. Hepsine mesafe. Halk olarak hepsine mesafe kuracaksın. Bu benim polisim. Yok efendim işte vatanı savunuyorlar. Şu oluyor, bu vatanı savunmak demek beni joplamak mı? Vatanı savunmak demek ülkeyi yönetenin vurun dediğinde bana o jopu vurmam mı? Bana ateş etmem mi? Vatanı savunmak demek Van'da çocuğun elinde DEM Parti'nin bayrağı var diye çocuğu tokatlamak mı? Vatanı savunmak demek yaşlı adamı yatırıp 5 tane polis tekme tokat o adama girmek mi? Böyle mi vatanı savunuyorsunuz? Bu mudur vatanı savunmak? He? Buysa vatanı savunmak, ha kusura bakmayın, o vatanın içerisinde yaşayan o vatanın vatandaşları olarak da biz de ona
hareket etmemiz lazım. Tamam mı kardeşim? Yani bu polisi ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bu polisi kabul edemem. Ve bu polis üzerinden algı yapmalarına da müsaade etmeyin. Hanımefendinin telefon numarası bu. Kendisiyle de görüştüm. Razıdır gruba eklenmeye. Sesinin duyurulmasını da kendisi istiyor. Bir ses kaydı oluşturur. Videoları atar. Hani bu zulmü gören kişinin kendisi olduğunu izah eder. Kendiniz de yazabilirsiniz ona. Şey için savcılığa başvurdu mu? Bunların detaylarını anlatacak. Ben yüzeysel olarak anlatacak olursam merakınızı gidermek adına. Hanımefendinin abisi ve babası siyasi taraftan. Siyasi taraf olmaları hasebiyle kaybeden taraf polisleri doldurup özellikle amirin, büro amiri ilk defa sokağa iniyor. Normalde bilirsiniz büro amirleri şeye inmezler. Hani mahalle kavgalarına inmezler. Bu adamlar arabalarından direkt joplu biber gazlı inmişler. Yani komut almışlar. Bildiğiniz komut almışlar. Ve bu komut doğrultusunda hareket ediyorlar. Daha sonra hanımefendi çarşıya benim yanıma gelmişti. Bir çanta almıştı ve tableti vardı. Onu hazırlamıştım. Evine dönerken dolmuştan iner inmez bakıyor ki aile fertleri sokakta. Kendisi de orada bulunuyor. Aile fertleri orada olunca hanımefendinin gözleri lazer ameliyat yapıldı. Kızarıktı zaten. Polise biber gazı sıkma bana demesine rağmen peçesini çekmiş. Biber gazını yüzüne sıkmış. Öyle mi demiş? Hani lazerle mi? İyi iyi güzel demiş. Dalga geçerek ben biber gazını suratına sıkmış. Zaten üzerine kapanan kişi abisi. Hanımefendinin abisi üzerine kapanan kişi. Olay böyle gelişiyor. Detaylarını zaten kendisi izah edecek. Ben dedim hani gereken merakınızı giderim. Hani taşlar otursun yerine tabiri caizse. Böyle bir durum gelişiyor. Zaten çarşafından peçesini sökünce polis defalarca ona işte bana ver bana ver diyor. Kucağına atıyor peçesini. Ondan sonra hanımefendi takınca tekrar peçesini bir daha çekiştiriyor. Böyle oluyormuş olay. Kendisi zaten izah edecek inşallah. Yazıyorum kendisine. AKP'nin yandaş gazetecilerinden Ahmet Hakan'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Seçimin sonucunda AKP sandığa gömülünce bu işin sorumlusu Erdoğan değildir demişti. Suçu bakanlara tabii belediye başkan adaylarına atmıştı. Erdoğan suçsuz günahsız. Kendisi tabii ki bu seçimden önce 17 Mart'ta arkadaşlar bir analiz yapmış. Wow! Dediğinizi duyar gibiyim. Galiba diyor bu seçimde. Gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir'de yaşanacak. Yaşandı. AKP sandığa gömüldü. Şanlıurfa'da yeniden refah aday olan Kasım Gülfınar biraz oy tırtıklasa da Zeynep Abidin Beyaz Gül'ün seçilmesine engel olamayacak. Şanlıurfa'da durum ne arkadaşlar? Yoruma yazın. Maçoğlu Kadıköy'de umduğunu bulamayacak. Bunu tutturmuş. Wow! Güzel. Hatay'da Lütfü Savaş çok esaslı bir tokat yiyecek. Yo. Lütfü çok esaslı bir tokat yemedi. Kırsaldan gelen oylarla bir şeyler oldu. Eskişehir'de CHP çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak mı? Eskişehir'de. He. Eskişehir'de ne olmuş arkadaşlar? Eskişehir'de yaşayan arkadaşlar. Yorumlara buyurun. Antalya'da Muhittin Böcek bu sefer umduğunu bulamayacak. Antalya, yorumlara bekliyorum. Ne oldu Antalya'da? Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak. Şadi dananan. Ne oldu la? Şadi ne oldu? Arkadaşlar, Tuzla'da AKP'nin bürosuna gitmişler. Haber tabii geliyor bana. İstihbaratım o konuda çok şeydir. Yolunmuş tavuk gibiler abi. Eli oturmuşlar koltuklara. Yani anaları babaları ölse, anaları babaları ölse bu kadar üzülmezler. Durum o kadar kötü. Size demediler mi? Şadi'ye aday yapmayın. Şadi'den olmaz demediler mi? Ulan AK Partililer bile Tuzla'da bu adama aday yapmayın demediler mi size? Ya işte...
Allah'ın tokadını, pardon, milletin doganını ebeyle yersin işte. Şadi. Bundan sonra bakalım. Buzdağı geliyor. Alatın yarabı araba fakir eda siktir ve haraj gündemeye siktir lo eho 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 agidilo agidilo agidilo. Sormak isterim. Bakın örneğin açık farkla kazandığımız Tuzla'da mazbatayı benim genç yol arkadaşım ve başarılı olacağına çok inandığım Eren Ali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? %11 farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın. Birebir ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim. Bugün çok enteresan bir şekilde biz yaklaşık 20 bin oy farkıyla bu seçimi kazandık. Yaklaşık da 4 bin geçersiz oy var. Buna rağmen ilçe belediye başkanlığında seçimlere tekrar sayılması için itiraz ettiler. Bunun amacı süre kazanmak, ben bunu biliyorum. Ve pazartesi günü Tuzla Belediyesi'nin toplamda 75 dönümden oluşan iki parselini iştirak şirketine satışı içinde başvuruda bulundular ve dün satış gerçekleşti. Kimin parselini, kimin tapusunu, kimin 75 dönümünü kime satıyoruz? Ne yapmaya çalışılıyor? Bunlar hiç doğru işler değil. Ve bu itirazla mazbatayı da uzatmaya çalışıyorlar. İstanbul'da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak, başa baş durumu devam edecek. İstanbul'daki arkadaşlar, İstanbul'da ne oldu? Yoruma yazın. Ya Ahmet ya. Muğla'da bir aydın ayaydın şaşırtması yaşanacak. Aydın 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 kor aydın. Muğla buyur yorumlar sende. İYİ Parti Türkiye genelinde 3. parti olacağız. Meral! Kız Meral! Lan bu adam ne kadar iyi adam ya. Bu Meral'i ne kadar çok seviyor böyle. Meral pılını pırtını topladı he. Bana oy vermediniz. Ben bu işte yokum dedi. Gidiyor artık Meral. Bu da tutmamış. Dem yine oy kaybedecek. Yani en güçlü aday kimse ona oy verince Dem'in seçmeni tabii ki oy kaybedebilir. Yeniden Refah keşke diyecek. Evet. Yeniden Refahlı arkadaşlar. Keşke dediniz mi? He? Keşke dediniz mi? Yeniden Refahlı arkadaşlar. Maçoğlu'nunki tutmuş galiba. Bir veya iki tane. Ulan o kadar şey saymışsın. Bir veya iki tane tutturmuş. Bunlar gazeteci işte. Bunlar analiz yapıyor. Bunlar yayın yönetmeni oluyor. O gazetenin başına geçiyor. Paraya para demiyor. O kadar eminler ki. O kadar eminler ki. O kadar kendilerinden geçmişler ki halkın tokatının nasıl geleceğini anlamadılar. Tabii. Halk öyle bir tokat vurdu ki dıpikleri Mozart'ın senfoni orkestrasından hiç anladığım yerde değil. Buraya niye girdiyse artık Mozart'ın o bildiğiniz eserlerinden birini çalıyor bunların dıpikleri. Ey yavrum ey. Lan burada cahil olduğumuz ortaya çıktı. Neyse arayı bir türküyle kapatabiliriz.
Kader gemisine yüküm yükledim. Ah esna... Ulan oğlum sola işince de ses. Solan üstüne de türkü olmuyormuş. İyice batırdık, neyse kapat. Boz Bey'e teşekkür ederim adamı. Allah ona fırsat versin. Allah ona hayırlı, mutlu, huzurlu günler versin. Atı da emekli sürünür. Bir tanesi de çıkıp ben burada demir ki siz 1150 saraylı odada yaşıyorsam ben acam diyen yok. İşte yine diyorum, koyunun kasabı aşık olduğunu istiyorsun, biz kısa anladım. Koyun kasabı o kadar sevir ki aşık oluyor. Çoban diyor ki, ağa diyor ki, davarı köyün kenarına getir, bunu çekin. Olur diyor ağa. Tabi kasabın vazifesi, önünde önlük, eğdiğine manali bu. Ayaklarında çizme, masat burada, bıçak burada. Geçiler çok kurnazdır. Kasabı görürler ya, davardan 500 metre ölümü görürler ya, geride kalırlar. Bu çok manali. Kasabın elinde de bir avuç tuz da var ya, yanaşır meee.